Evet arkadaşlar, herkese selamlar, ben Samet. Bugün PES 2021 Galatasaray analiz kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi geçen bölüm Cengiz Ünder gelmişti ve Falcao gitmişti. Ve şimdi bu bölümde de Falcao'nun yerine bir oyuncu alacağız arkadaşlar. Bakalım bu bölüm hangi oyuncuyu alabileceğiz. Şimdi şuradan bir görüşmelere gitmeden önce bu maçı atlasak mı? Bence hiç vakit kaybetmeyelim. Şuradan bir görüşmelere bir girelim. Şuradan bakalım biz hangi oyuncuları buraya eklemişiz. Bir de İbrahimovic'i ekleyelim arkadaşlar. Pardon, buradan değil. Gelişmiş aramadan şuradan kulüp takımları diyelim. İtalya'ya gidelim. Şimdi şuradan Milan'a bir girelim. Milan'dan İbrahimovic'i bir ekleyelim bakalım. İbrahimovic ama 75'likmiş ve 16 yaşında. Ha, bu emekli olmuş sonra tekrar başlamış. Alınır mı? Bence alınmaz arkadaşlar. Bunun değeri kim bilir kaçtır. Şöyle bir listemize ekleyelim. Emre Mor'u da almışlar. Adam 25 yaşına gelmiş. Sonra bakalım buradan. Biz Rodrigo'yu eklemiş miydik? Ona da bir bakalım. Şuradan evet, Rodrigo'yu eklemişiz. 31 yaşında bu da. Bir de Real Madrid'deki Rodrigo vardı. Ona da bir bakalım. Şuradan La Liga'ya bir girelim. Real Madrid. Evet, burada. Bir de Real Madrid'deki Rodrigo'ya bakalım ama büyük ihtimal bunu alamayız. Bunların değeri kaçtır abi? 80 milyon, 30 milyon. Aslında Benzema imkansız değil. Biraz daha paramız olsa alınabilir. Rodrigo'yu satmışlar mı bunlar? Evet, Rodrigo gitmişti. Tamam, şimdi hatırladım. Real Madrid'den alabileceğimiz bir oyuncu var mı abi? Şuradan bakıyorum. Real Madrid'den alabileceğimiz Fernandinho harici bir oyuncu yok. Fernandinho'yu da almayacağımıza göre şu anlık buradan daha bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi maaş bütçemiz çok olduğu için değeri az olan oyunculara yönelmemiz lazım ve maaşını çok verebileceğimiz oyunculara. 28 milyon falan diyorlar abi. Bunlar ne lan böyle? Alexis Sanchez olabilir ya da Rodrigo. Hız olarak 86. Şu Rodrigo'yu bir deneyelim. Transfer görüşmeleri desek çok zor. Bunu kabul etmezler. Biz ancak bu yıl kiralık bakabileceğiz arkadaşlar. Şöyle 12 milyon vereyim. Alma opsiyonunu da 40-43 yapayım. Büyük ihtimal bunu almayız. Aa, bunu da 5 yaptım. Bakalım Rodrigo'ya ne diyecekler. Richarlison bunu hiç vermezler. Şu Higuain'i alma ihtimalimiz var arkadaşlar. Jubilesini açıklamış ya. Bunu da alamayız. Genç İbrahimovic 46 milyon değeri, bunu salmazlar. Edin Dzeko. Dzeko'nun özellikler ne? Hırsızlanma berbat yalnız. Kiralık talep etsek 5 milyon, alma opsiyonunda koy 11. Alırken 6 milyon da maaş diyelim. Zaten bunu almayız eğer kiralarsak. Transfer görüşmeleri desek. Sıcak bakacak da hocam, bizim o kadar paramız yok. Şöyle buna da bir kiralık diyelim. 15 milyon, alma opsiyonunu 35 yap. Al, maaşı da alırken 16 milyon yapalım. Zaten almayız bunları. Yani para vermeyiz. Şunun değeri kaç? 32 milyon. Buna da bir kiralık deneyelim. Şöyle alırken belki bunu alma ihtimalimiz olur ama buna da o kadar para vereceğimizi zannetmiyorum. Şöyle tamam. Yani arkadaşlar, ben bunları böyle beklemiyordum açıkçası. Bunların parası bayağı bir artmış. Şimdi şuradan pozisyona gelelim. Forvet diyelim. Santrafor'dan alabileceğimiz oyuncular. Aubameyang 52 milyon falan diyor. Nketiah falan var. Aslında bunu alabiliriz. Yükselişte de bir oyuncu. Daha genç. Sonra Samat da falan geçti. Buradan bizim genel dereceden bakmamız lazım ve değeri az olan oyunculara bakmamız lazım. Şöyle biraz aşağı inelim. 17 milyon İliç. Bunu bir listelenen oyunculara ekleyelim.
Sonra şuradan 15 milyon Vardy, bak mesela Vardy olabilir arkadaşlar. Vardy'yi alabiliriz. Bu yok, bunu almayız. Jesus Correa, Correa mıydı? Ama bu 31 milyon değeri varmış. Şu Mertens'i de bekleyelim mi? Ama Mertens de çok yaşlı. Şimdi hızlanması 88, aslında Mertens de olabilir. Bunu da bir ekleyelim. Sonra Malcolm'u alamıyoruz zaten. Başka da buradan Higuain gelmedi. 10 milyon Nedinceko var. Tamam, şimdilik bunu da geçelim. Şuradan biz diğer oyunculara bir teklifimizi yapalım arkadaşlar. Buradan ben şu Vardy'yi aslında almak istiyorum. Abi bak, 15 milyon. Sonraki kulübe satma %55 pay vereyim. Takas olarak da sana ben kimi veririm biliyor musun şuradan? Babel'i mi versek? Babel 36 yaşında. Bence Babel'i verebiliriz. Şöyle yıllık maaşı da arttırdım. Zaten şey çok, para çok. 2 yıllık yapalım. Serbest kalmayı düşürdüm. Oynadığı maç bonusunu biraz arttırırsak bence Vardy gelebilir arkadaşlar. Bakalım Vardy bize ne diyecek. Babel'i de karşılığında veriyoruz. Ve maçı 4-2'de kazanıyoruz. Çok iyi oldu. Hala puan farkı 6. Evet. Antalyaspor maçı. Bunu da atlayacağız büyük ihtimalle. Çünkü bu maçları oynamaya gerek yok bence. Evet, sözleşme görüşmesi 1. Rodrigo ile yapılan görüşme iyi gidiyor. Tamam hocam, Rodrigo'yu alabiliriz. Ama eğer Vardy'yi bonservisiyle alamıyoruz. Evet, Vardy'yi bonservisiyle alamadık. Ne abi? 13 milyon kiralık. Tamam. Ama Dzeko da şimdi bak. Bu 82, Dzeko 83. Dzeko'yu almak daha mantıklı değil mi? Ama Dzeko da bitmiş gibi ya. Sonuçlandırıldı. Kiralık Malcolm. Malcolm kaç yaşında abi? 84. Ama bu da tam forvet değil. Vardy sonuçlandırılamadı. Benzema sonuçlandırıldı. Abi Benzema yani sonuçlandırıldıysa Benzema'yı kiralık almak çok çok mantıklı yani. O zaman Benzema takımımıza hoş geldin diyoruz ve transfer bütçemiz kalmıyor. Şimdi arkadaşlar buradan Yusuf Yazıcı'ya teklif gelmiş. 8 milyon ne ya? Allah bak, bu hiç olmadı abi. Şuradan görüşmeleri sona erdir diyorum. Hulk'a teklif gelecekti. Hulk'u gönderdik mi? Hulk'u göndermedik herhalde değil mi? Diyat'ta Yusuf Yazıcı, Bustos, Hulk'u da mı gönderdik? Allah, ben hatırlamıyorum Hulk'u gönderdiğimizi ama şuradan bakalım. Hulk'u da göndermişiz. Neyse, sorun yok ya. Bu maçı da atlayalım o zaman. 2-2 kaldık be. Puan kaybettik. Neyse, sorun yok. Sorun yok. Hala birinciyiz. Puan farkı hala var. Şöyle ayın 31'ine geldik. Transfer sezonunun son günü. Bakalım bizden oyuncu gidecek mi? Ve bu arada Karim Benzema Galatasaray'da. Benzema takımımıza hoş geldin. Dünyaca ünlü yıldız, yıllarca Real Madrid'de top koşturmuş bir oyuncu. Karim Benzema takımımıza hoş geldin diyoruz. Şöyle ekran görüntülerini de bir yapıştıralım. Reis. Bence Benzema da çok etkili olacaktır. Evet. Tipe bak. Benzema'yı da aldık arkadaşlar. Şimdi Benzema'ya geçmeden önce şuradan diğer takımlardan. Abi şimdi sizi alamam, tamam mı? Şuradan görüşme. Neyse, ama bunlar kalsın, çok önemli değil. Şuradan forma numaralarını bir düzenleyelim. Benzema kaç almış? 9, kimde 9? Tamam bak, adam direkt gelir gelmez almış numarasını. Menajer ofisi, mesajlara bakalım. İş ortağı. Tamam, sıkıntı yok buralarda. O zaman bir saat ileri diyelim, bakalım herhangi bir oyuncumuza teklif gelecek mi? Tamam abi, bu arada sandalyede bir gıcırdıyor bayağı bir. Evet, son 10 saat kaldı. Hala teklif var mı? Hala teklif yok. Biz bu arada
Pardon, yanlış oldu. Oyun planına bir girelim arkadaşlar. Şimdi burada Fred oynatıyoruz. Hakan Çalhanoğlu, Babel. Hocam şuradan Benzema'yı alabilir miyiz? Okan Koçuk yerine şunu alalım. Hacı'yı çıkart. Tamam, şu an böyle kalabilir arkadaşlar. Gelişmiş talimatlardan. Talimatların hepsi gitti mi? Defansif olarak Okay'a vereceğim. Kontra hedef Benzema. Aslında şöyle yapabiliriz. Kontra hedef Diatta. Kontra hedef Cengiz Ünder. Çakılı kalma Karim Benzema. Çünkü bu adam hemen ölebilir yani. O yüzden böyle yapabiliriz arkadaşlar. Hücum talimatları. Okey, tamam. O zaman son bir saat daha bir ileri gidelim. Bakalım teklif var mı? Eğer teklif yoksa şöyle yapacağım o zaman. Bakalım bir dahaki maça gidelim. Bir dahaki maç Alanyaspor maçı. Alanyaspor'un durumu kötüyse oynamayalım. Alanyaspor'un durumu kötü. Sonra Konyaspor maçını oynarız arkadaşlar. Şöyle maçı atla diyelim. Ve Alanyaspor'a 4 tane atıyoruz. Ve puan farkı 7'ye çıkıyor. Bak bu çok iyi oldu, puan farkının 7'ye çıkması. Ve Konyaspor maçını oynayalım bence. Çünkü Konyaspor biraz zor bir rakip. Sonraki maça git diyorum. Oyun planı diyelim. Oyuncular bir tık yorgun. Muslera çok düşüşte. Bence bu maç oynatmasak olur. Neden? Çünkü bizim şu yeni aldığımız kaleciyi oynatalım. Hani adam bir dinlensin. Ya adam her maç oynuyor yani, yeter. Şurada Luyendama yerine Rodrigo ile başlıyorum. Emre Kılınç patlamadaymış. Ama Emre Kılınç'ı ikinci yarı alayım. Neden? Çünkü hani şu az kadroyla bir oynayalım arkadaşlar. O zaman maça geçelim. Ve Konyaspor Galatasaray mücadelesi birazdan başlıyor. Torku Arena'da meşaleler eşliğinde ve işte Konyasporlu oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi ve Galatasaraylı oyuncular da kazanmaya and içiyorlar. Yalnız Konya'nın evi de çok iyiymiş bence. Zemin olsun, seyirciler falan olsun ve maç başladı. Bardakçı şimdi Uğur Demirok. Uğur verdi pasını Skubic. O da verdi Ömer Ali Şahiner. Orada Saracchi yaptı müdahaleyi ama hakem faul diyor. Ömer Ali şimdi Hakan Çalhanoğlu kaptı. Verdi Karim Benzema. O da verdi Diatta. Hakan Çalhanoğlu şimdi. Karim Benzema gördü Cengiz Ünder'i. Cengiz rakibini geçti. Verdi pasını Zeki Çelik. Zeki attı çalımı, verdi Benzema. Benzema vurdu gol. Karim Benzema. Karim Benzema'nın golüyle Galatasaray 1, Konyaspor 0. Galatasaray Konya'da öne geçiyor Karim Benzema'nın golüyle. Benzema takıma geldi, attı golünü. İşte burada Zeki Çelik döndü. İçeri girdi, verdi pasını. Benzema dönerek vuruşunu yaptı ve golü attı Karim Benzema. Hakan Çalhanoğlu verdi pasını. Abi bak, düzgün pas atsana Hakan. Skubic uzun oynadı Mia'ya doğru. Helal lan kaleci, aferin sana. Fred şimdi verdi Okay Yokuşlu. Okay'ın pası Zeki Çelik. Zeki Çelik'ten Cengiz Ünder'e şimdi. Cengiz verdi Zeki ama Zeki'nin kontrolü çok kötü. Şimdi alın beyler. Rodrigo aldın aslanım benim. Rodrigo verdi pasını Hakan'a, veremedi. Mia aldı ama Hakan kaptı şimdi. Hakan bugün çok kötü oynuyor. Bir vuruş kaleci. Kalecimiz güzel, ha hoşuma gitmeye başladı. Burada bir hata var, o şey yamadan dolayı bir hata olmuş, sorun yok. Ömer Ali şimdi. Ömer Ali orada Benzema baskıda ve Benzema ayağa koydu ama alamadı. Eriksson verdi pasını fındıklı şimdi Akçay dönerek bir vuruş. Kaleci harika dedik, içeri çeldi topu. Gol yedik. Yani abi içeri niye çeliyorsun topu ya? Olacak iş değil. Neyse sorun yok. Bir daha atarız. Benzema. Marka şimdi. Marka abi bugün bizim oyuncular pas atamıyor. Bak yerden atsak verdi pası. Şimdi Zeki Çelik. Verdi pasını Cengiz Ünder. Cengiz. Rakibini karşısına aldı Cengiz. Şimdi bir çalım denemesi ama geçemiyor rakibini. Musa Çağran.
Akçay şimdi verdi Mia. Bir uzun top Şengelya'ya doğru ama orada Zeki Çelik araya girdi. Verdi pasını Rodrigo Caio. Rodrigo'dan Zeki Çelik'e doğru ama Şengelya da kaptırdı şimdi Zeki Çelik. Hakan Çalhanoğlu. Verdi Karim Benzema. Benzema'dan Diatta'ya şimdi. Diatta karşısında Ömer Ali Şahiner. Diatta rakibini geçti Diatta. Diatta şimdi. Diatta plaseyi vurdu, savunmaya çarpan top Serkan Kırıntılı'da kalıyor. Şimdi Musa Çağıran serbest vuruşu kullanacak. Musa kullandı Mia'ya doğru, orada Okay alamadı. Mia'nın vuruşu top kornere çıkıyor. Konya Spor korner kazanıyor. Bakalım ne yapabilecekler. Benzema bu arada ne yorulmuş be. Hadi marka helal. Hoca bitir bence. Ha daha ilk yarı daha art yeni verildi. Helal lan. Cengiz Ünder şimdi. Cengiz topla birlikte hızla çıkıyor. Cengiz Ünder verdi pasını Fred'e. Fred'den tekrar Cengiz. Cengiz çalımını atamadı. Uğur araya girdi. Hoca faul yok mu? Hoca orada bir faul versen var ya, golü attık. Neyse sorun yok. İlk yarı sonucu Konya Spor 0 Galatasaray 0. Ya ilk yarıda fena oynamadık. Çok etkili de oynamadık ama sorun orada. O zaman şöyle Yusuf Yazıcı'yı bir alalım arkadaşlar ofansif orta sahaya. Bakalım ikinci yarıda neler yapabileceğiz. Ve ikinci yarıya Galatasaray başlıyor. Hakan, Karim Benzema. Benzema'dan Yusuf Yazıcı. Yusuf verdi pasını Cengiz. Karşısında Eriksson. Cengiz. Hoca faul. Tamam. Bunu kullanmam abi hemen. Burada frikiyi çakacağız. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Hakan geliyor. Hakan'dan yerden bir vuruş Serkan. Abi havadan vurunca o hani o açıdan girmiyor. Yerden vurak dedik. O da girmedi. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi Zeki Çelik. Helal Zeki. Orada Saracchi verir mi pasını, verdi Diatta'ya. Diatta şimdi. Diatta rakibini geçti. Diatta çok hızlı. Diatta içeri sokuldu. Diatta verdi. Benzema vuramadı. Serkan son anda parmaklarıyla tuttu. Karim Benzema'dan önce. Serkan şimdi uzun oynuyor Okay'a doğru. Okay, evet Okay'a doğru. Bugün hep Serkan bizim oyunculara doğru atıyor. Musa Çağıran, Sukubic. Verdi Mia, Ömer Ali, Saracchi alamadı. Sukubic. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aynısını bana yaptı ya. Aynı omuzu bana attı abi. Neyse biz Benzema yerine Cenk Tosun alalım mı? Çünkü Benzema biraz öldü arkadaşlar. Yani adamı bu kadar zorlamaya gerek yok. Cenk Tosun oyunda Galatasaray'da. Galatasaray'ın joker oyuncusu Cenk. Şimdi Fındıklı orada, Hakan kapamadı topu. Cengiz de kapamadı. Ama hoca ikide bir oyunu durdursam bu maç bitmez ya. Neyse sorun yok, sorun yok, sakin. Bence atamazlar ama ne olur ne olmaz. Bak işte kaleciyi oraya çekmesem salak yedi golü, gördünüz mü? Cengiz Ünder aldı. Zeki Çelik. Yusuf Yazıcı şimdi. Yusuf'tan Diatta. Diatta verdi Saracchi'nin koşusuna. Saracchi içeri girdi. Çevirdi, Diatta'ya gelmedi o top. Orada Cengiz de alamadı. Şengelya'da kaldı top. Şengelya şimdi orada Okay araya girme çabasında ama alamadı. Eriksson, Bardakçı uzun oynadı. Oynadığı yerde Yusuf Yazıcı topu indirdi. Şimdi Mia, Akçay ara pasını attırmamak lazım. Rodrigo Caio. Şimdi Diatta. Diatta'nın pası Cenk. Cenk'in pası Zeki Çelik. Zeki Çelik karşısında Eriksson. Hoca Bardakçı şimdi Mia'dan önce Markao vurdu. Musa Çağıran. Hadi oğlum bak orada top alalım. En ileri çektim. Ha berabere kalmışız ha kaybetmişiz. Yani çok önemli değil. Zaten fark çok. Rodrigo Caio'dan Cengiz Ünder'e. Cengiz verdi pasını Rodrigo. Verdi tekrar Cengiz. Cengiz içeri sokulacak ama hoca yani o müdahaleyi o adamlar nasıl yapıyor ya? Mia şimdi Okay yokuşlu. Okay sakin oğlum sakin. Şimdi Marco Teixeira. Saracchi. Henry Onyekuru. Karşısında Sukubic var. Henry Onyekuru verdi Hakan Çalhanoğlu. Hakan geçti. Hakan'ın vuruşu üstten dışarıda Hakan Çalhanoğlu.
Hakan'ın vuruşu üstten dışarı gidiyor. Belki plase vursak girerdi ama Hakan da çok iyi vurdu yani o açıdan. Neyse abi sorun yok. Şimdi Serkan Kırıntılı. Okay Yokuşlu'ya bir pas. Evet, Okay Yokuşlu'ya bir pas. Hakan Çalanoğlu. Henry Onyekuru'ya gelmedi. Ed yok. Mia. Ed yok tekrar. Sakin abi. Hadi oğlum hızlı. Oraya değil, oraya değil. Yusuf alamadı. Abi ya maç bitti mi? Offside mi? Offside. Tamam, sıkıntı yok abi. Offside. Şuradan hemen oynayacağım. Ya Okay ne yapıyorsun Okay? Abi Allah Allah çıldırtacak beni ya. Biz atak yapmaya çalışırken adam top kaptırıyor ya. Neyse yapacak bir şey yok. Musa Çağran şimdi. Hakan Çalhanoğlu vurdu kafayı ve maç sonucu Konyaspor 1 Galatasaray 1. Neyse abi sorun yok. Ya Konyaspor'la berabere kaldık deplasmanda. Zaten puan farkı bayağı da var. Çok da önemli değil. Puan farkı 8 olmuş hatta. Başakşehir kaybetmiş galiba. Malatya maçı. Şöyle bir dakikaya bakayım arkadaşlar. Bence bugünlük yani yeter. Öbür bölüm 2 tane kupa maçını atlarız. Malatya maçını atlarız. Şöyle bakalım öbür bölüm hangi takımlarla oynayacağız. Manchester United son 16 tur maçında Manchester United maçı var. Manchester maçını oynarız. Belki Rize maçını oynarız. Evet. Rize maçını oynar mıyız bilmiyorum. Yok, Rize maçını da atlarız. Manchester maçını oynarız arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.